Merhaba Web Teknoloji takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte Android M'ye ön bakış yapıyoruz. Müzik Bildiğiniz gibi Android Lollipop'tan sonra çıkacak sürümün adının M ile başlayacağını yani Android M diye bir sürüm olacağını Google'ın geliştirici konferansında öğrendik. Bunun hakkında çeşitli söylentiler vardı. İşte efendime söyleyeyim ismi Marshmallow olacak, Milkshake olacak diyenler ne bileyim Mokoko olacak, Menemen olacak diyenler falan filan vardı. Şu an ismi daha tam olarak netleşmedi arkadaşlar. O yüzden M kod adıyla bize sunuyoruz. Belki de siz bu videoyu izlerken ismi de ortaya çıkmış olur. Google'ın dediğim gibi geliştirici konferansında bunu bize gösterdiler nelerin değişeceğini bir de biz gösterelim. Şu an için kesin olarak Nexus 5, Nexus 6, Nexus 9 ve Nexus Player cihazlarına destek veriyor. Android'in resmi sitesinde bu şekilde açıklama yapılmış. Şimdi arkadaşlar neler değişmiş bunlara ince ince bakalım. Şöyle ilk başta kilit ekranından başlamak istiyorum. Kilit ekranına bastığımız zaman saatin fontunun biraz daha şişmanladığını, boltlaştığını görüyoruz. Onun dışında sol altta bulunan kişiler yerine mikrofon işareti gelmiş. Buradan açtığımız zaman Google'da arama yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu eskiden burada sol alt tarafta kişiler simgesi vardı. Kamera ve kilit aynı şekilde duruyor. Hızlıca şöyle menüyü de göstereyim arkadaşlar. Menüde de bir değişiklik var. Bir önceki L sürümünde şöyle sağdan sola kaydırarak menüler arasında geçiş yapabiliyorduk. Bunda gördüğünüz gibi alfabetik alt alta sıralamışlar uygulamalar artık bu şekilde gösterilecek. Dilersek üst taraftan aradığımız uygulamayı hızlıca bulabiliyoruz. Mesela ayarları arıyorsak yukarıya A yazdığımız zaman A ile başlayan uygulamaları bize gösteriyor. Bunun dışında şöyle ses açma kapama ile ilgili bir değişiklik var. Hemen bunu da göstereyim. Ses düğmesine bastığınız zaman şu seçenek gelmiş. Buradan dilerseniz müzikleri ve alarmların da ses seviyelerini ayarlayabiliyoruz. Daha önceden burada işte rahatsız etme modunu ayarlayabiliyorduk. Bu şuraya gelmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada rahatsız etmeyin işte kaç saat için olduğunu falan buradan ayarlayabiliyoruz. Daha önce ses açma kapama tuşundan yapabiliyorduk bunu. Onun dışında arkadaşlar hemen ayarlara koşturalım hızlıca. Şimdi bu beyaz ekran bazı arkadaşları rahatsız edebiliyordu. Hani gecenin kör karanlığında bu beyaz ekrana bakmak gerçekten bayağı rahatsız edici bir durum olabiliyordu. Ayarlar kısmında geliştirici seçeneklerine girdiğiniz zaman şurada tema seçeneği var arkadaşlar. Bu tema seçeneğini dilerseniz koyu renkte yapabiliyorsunuz ve artık o beyaz renkten kurtulmuş oluyorsunuz. Onun bir de işte açık renkli seçeneği var. Şimdilik açık renkli de kalsın. Bu arada telefona ilk güncelleme yaptığınız zaman arkadaşlar şu geliştirici seçenekleri çıkmıyor. Telefon hakkında girip derleme numarasını şöyle arka arkaya basmanız lazım. İşte bir adım kaldı diyor sonra geliştiricisiniz diyor ve şu geliştirici seçenekleri geliyor ayarlar kısmına. Onun dışında bu geliştirici seçeneklerinde şöyle bir şey var arkadaşlar. Sistem UI ayarlayıcısını göster diye bir şey var. Bu da daha önceki sürümde yoktu. Geliyoruz şuraya. Sistem UI Tuner diyor. Burada quick settings'ten şu tepeden indirdiğimiz bildirim çubuğundaki hızlı ayarların yerini değiştirebiliyoruz. Böyle bir şey eklemişler. Bunu neden bu sürüme kadar tuttular? Onu da merak ediyorum. Mesela burada renkleri çevir ihtiyacınız yoksa arkadaşlar bunu böyle tutup çöp sepetine taşıyabiliyorsunuz. Alt taraftan da artıya bastığınız zaman eklenebilecek seçenekler karşınıza geliyor ve bunları yine bu kısma ekleyebiliyorsunuz. Şöyle bir özellik gelmiş arkadaşlar. Yine ayarlara giriyoruz. Burada uygulamalara gidiyoruz. Uygulamalar şimdi eskiden böyle çalışan uygulamalar işte yüklü olan uygulamalar falan filan diye sıralanıyordu yan yana. Bunda hepsini tek bir pencereye almışlar. Hepsini böyle alt alta görebiliyoruz. Mesela Chrome'a girdiğimiz zaman da işte devre dışı bırak durmaya zorla gibi seçenekler var. Ayrıca izinlere girdiğimiz zaman arkadaşlar bu en önemli özelliklerinden birisi. Mesela siz bir oyun yüklediniz ya da bir uygulama yüklediniz ama uygulamanın sizin diğer bildiriminizle hiçbir ilgisi yok ama yerinizi öğrenmek istiyor. Sadece o izni kapatabiliyorsunuz. Mesela Chrome kamerayla ne gibi bir ilgisi olabilir ben de bilmiyorum ancak kamerama erişmesini istiyorum. Buradan gelip sadece kamera seçeneğini kapatabiliyoruz arkadaşlar. Konumuma ve mikrofonuma erişmeye devam ediyor. Dilersek bu izni tekrar buradan açabiliyoruz. Yani uygulama izinleri tamamen sizin elinizde. Normalde bunu 3. parti yazılımlarda rootlu cihazlarda yapabiliyorduk. Ancak Android M'de direkt telefonun içinde gelen özelliklerden birisi olmuş. Başka bahsetmek istediğim bir değişiklik de bu arkadaşlar. Hotspot ile ilgili daha önce maksimum 2.4 GHz'e kadar destekliyorken artık bunu 5 GHz'e kadar çıkartmışlar. Böyle bir şey eklemişler. Onun dışında kamerada çok küçük bir değişiklik var arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Daha önce bir fokus yuvarlağı böyle ortasında bir tane daha böyle kesikli bir yuvarlak vardı arkadaşlar. Zaten şu an görselini görüyorsunuz önceki sürümün. Şimdi bu yeni sürümde böyle tek yekpare bir yuvarlak yapmışlar. Ne kadar önemli bir değişiklik olduğunu sizlere anlatamam. Onun dışında klasik her Android versiyonda bulunan ve bu yabancı arkadaşların Easter Egg dediği bir muhabbet var. Şöyle telefon hakkında geliyoruz. Android M sürümüne şöyle ardarda arda basıyoruz. Ve Android M'nin logosu çıkıyor. Şöyle M harfi var. İşte M benzeyen bir şeyler yapmışlar. Lollipop'ta böyle buna basıp çektiğimiz zaman çok çok zor olan bir Flappy Bird'e benzeyen bir oyun çıkıyordu arkadaşlar. Bunda da şöyle basılı tutuyoruz. Alt tarafta şöyle ben ne yapayım ki tipinde bir smile gibi bir şey eklemişler. Keşke bunda da ufak bir oyun olsaymış diyorum. Şöyle tekrar bakalım. Belki de bu henüz geliştirici sürümü bir ön sürüm olduğu için böyle basit bir şey yapmışlar. İlerleyen zamanlarda belki şu elemanın tip değişir bir şeyler olur. Oraya bir oyun oyun eklerler bir şeyler yaparlar. O da çok da önemli bir şey değil. Onun dışında arkadaşlar Android M versiyonunda ödeme olayına çok önem veriyorlar. Bu Android Pay diye bir olay. iyice böyle coşacak artık. Kredi kartımızı yanımıza taşımayacağız işte. Bu cihaza tanımlayacağız. Ondan sonra cihazınız destekliyorsa parmak izinizde. Desteklemiyorsa işte bir pin kodu girerek veya bir şekil çizerek ödemelerimizi temassız olarak gerçekleştirebileceğiz. Onun dışında Konferansta söylenilen pil ömrü var arkadaşlar. Bir önceki sürüme göre iki kat daha performanslı çalıştığını söylüyorlar. Tabi bu iki kat biraz abartı oldu. Sonuçta sadece Nexus cihazlarda ve Android One cihazlarda saf Android'i görüyoruz. Onun dışında işte büyük markalar kendi arayüzlerini kullanarak hali hazırda bu pil ömrünü zaten eritiyorlar. Bunda tabi tam sürüm çıktığı zaman ve büyük markalar Android M sürümüne geçtiği zaman daha net anlayabileceğiz. Evet videomuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Hep birlikte Android M'ye bir ön bakış yapmış olduk. Eksiğimiz kusurumuz varsa affola diyelim. Bildiğiniz farklılıklar var abi ben yükledim bak şöyle bir şey de var falan filan diyorsanız yorum kısmına atın arkadaşlar. Hep beraber bakalım, değerlendirelim. Bizleri Twitter, Youtube ve Facebook adreslerimizden takip edin. Aynı zamanda da takipte kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.